Aşk laftan anlamaz. Ne oldu, bir haber var mı? Yok. Ne kaza, ne yaralanma, ne de başka bir şey. Adam sır olup kayboldu sanki ya. İçeri girelim. Gelinliği çıkaralım. Yüzünü yıkayalım. Olmaz. Ben burada Murat'ı bekleyeceğim. İçeride beklesin. Beni bırakmayacak. Gelecek. Her şeye rağmen seninle evlenmek istiyorum. Yeterince bekledik. Hadi. Beni affedeceksin. Söz veriyorum. Bunun için her şeyi yapacağım.
Ne söyleyeceksen söyle Necat. Anne, neden haber vermedin bana mektubu? Yahu cevap ver. Leyla'nın mektubunu sen benden nasıl saklarsın? Necat, ben o mektubu attım. Yok ettim o mektubu. Ne demek yok ettim? Murat'ın eline nasıl geçti peki? Nasıl geçti bilmiyorum ama benim yüzümden değil. Besbelli, biri Murat'ı üzmeye, onu yaralamaya çalışıyor. Bu evde bunu yapmaya çalışan biri var. Onu da sen bal gibi biliyorsun. Ay, ben Derya'yı uyarmıştım anne. Yetmemiş demek ki. Bu doğruysa, bu bardağı taşıran son damla olur artık. Artık yetti. Tamam, olan olmuş. Bir hal çaresine bakalım. Sen karışma anne, lütfen karışma. Artık ok yaydan çıktı. Necat. Sinirli hareket etme. What? Ne demek geliyorlar? Niye oyalamadınız? Şimdi mi aranır ya? Sen romantizmde bir dünya markasısın Tuva. Yakalandım. Şimdi siz Tuval burada ne yapıyor diye düşünüyorsunuzdur. Çok normal bir soru. Ama bu gece düşünme gecesi değil. O yüzden kafanızı hiç yormayın. Keyfinize bakın. Ben burada yokum. Beni hiç görmediniz. Ben de nikahtan sonra nereye kayboldu diyordum. Ben senin Perin'im. Unuttun mu? Bir orada, bir burada. Bu gecemiz çok özel olsun istedim. Teşekkürler Tuval'cığım. Ama şimdi izin verirsen evimize girelim. Stop! Nereye tatlım? Böyle oduncasına mı gireceksin eve? Tuval yorgunuz zaten hadi. Gelini diyorum. Kucağına diyorum. Almayacak mısın diyorum. Bin yıllık ritüel diyorum. Geceler tatlışkolar. Beni görmedin mi? Çok güzel olmuş baksana. Siyah gözlerini kaybolmak istiyordum ben.
kalbim erirdi hayatım. Ama şimdi... Bana yaptıkların unutma. Ben sandım ki... Ne sandın? Ben bile seni nasıl hak edeceğimi bilemezken. Beni durdurdun. Ailemin karşısına geçtin. Benimle evlendin sen. Neden? İntikam için yaptım. Yaptıklarından dolayı bana ders vermek istiyorsun. Ne istiyorsan düşünebilirsin. Umurumda bile değil. Tamam, haklısın. Hak ettim de çünkü yalan söyledim. Canımı da yakmak istiyorsun. Kabul. Ona da kabul. Ama senin de canın yanmayacak mı? Bunu o zaman düşünecektin. Yapma. Murat, kendine bağır ya. Bir şey yaptım yok benim. Biz artık evlendik. Karı kocayız. Hepsi bu. İyi de böyle evlilik olmaz. Bununla idare edeceksin artık. Yapabileceğimin en iyisi bu. Neden? Neden buna katlanayım? Çok basit. Çünkü ben öyle istiyorum. Başla. Yap. Eski haline getir. Ama daha iyi olsun. Tamam mı? Yapabilir misin? Ne seni, ne annemi, ne de hayatı asla affetmeyeceğim. Asla, asla. Anne, neden toparlanıyorsun? Bitti oğlum. Gidiyorum bu evden. Buraya kadarmış. Bir anlatır mısın anneciğim, ne oldu? Bıktım Doruk, bıktım. Bu evde bütün cezalar bana kesiliyor. Ya anneciğim bak, bir sakinleşir misin? Anne lütfen sakinleşir misin? Doruk, suçlandığım bu evde bana güvenmeyen insanların yanında daha fazla kalamam. Bakma bana öyle. Geçmişte hatalar yaptım, biliyorum, evet. Ama ben o kadar da kötü biri değilim. Murat'ın canını yakacak kadar, onu üzecek kadar ileri gitmem. Ya anne. Ya anne bak, neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor Doruk?
Sonunda istediğiniz oldu işte. Ben ne istemişim ki? Yuvamı yıkmak. Sonunda gidiyorum. Kurtuluyorsunuz benden. Artık arkamdan zil takıp oynar mısınız, ne yaparsınız orasını bilemem. Üstüme iyilik sağlık. Ben senin yuvanı niye yıkmak isteyeyim? Konuşmalarınızı duydum. Hiç boşuna inkar etmeyin. Basbayağı bana iftira attınız. Ve bana iftira atılan bir evde ben daha fazla yaşayamam. O mektubu siz sakladınız Azime Hanım. Unuttunuz mu? Bir dakika, bir dakika. Anne, sen ne mektubundan bahsediyorsun? Ya biri bana bir şey söyleyebilir mi artık? Babaannene sor. O cevap versin. Ya baba, sen bir şey söyler misin? Derya. Gitme, bir konuşalım. Ne yapıyorsun burada? Git başka odada yat. Git başka odada, duymuyor musun? Uyuyacağım ben, hadi. Allah aşkına söylesene, kimim ben? Hı? Kimim ben? Kızgın olduğun için. Sadece bunun için mi? Kalbim kırıldı. Kandırıldım. Ama hepsi kızgın olduğum için. Sen haberiniz yok sizin. Hayatımı nasıl bir cehenneme çevirdiğinizden haberiniz yok. Sağ olsun. En iyisi gel şimdi uyuyalım. Sen de aynı odada uyumak istediğimi kim söyledi? Çık. Başka odada uyu. Çık. Başka odada uyu. Çık! Kaldırayım ben, gel. Bırak hayatı, bırak. Bırak, sen düşürdün beni.
Canım yaktı. Çok canım yaktı. Çok üzgünüm. Üzgün olman yetmiyor. Var ya, tam böyle ümidini kaybettiği anda Murat'ın kapıdan bir içeri girişi vardı ki. Umudumu kaybetti dediğin? Murat nikah işlemlerini birazcık geç halledebilmiş. Nikah çok azıcık gecikti. Bir şey yok. Gitti kimsesiz gibi evlendi. Benim bir tanecik kız. Nikahına bile gidemedim ben. Ama mecbur kaldı Emine teyzem. Biliyorsun. Yani kan davası değil ya canım. Hallolur. İki taraf da diretmeseydi olmaz olmaz diye. Ya ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ne yapayım? Benim kimseye sözüm geçmiyor ki. İşte görüyorsunuz içerideki. Hayır, bugün böyle bir diyecek oldum. Hani babacığım nikaha gideyim diyecek oldum. Bütün lafları ağzıma tıktı. O saatten beri de oy, ağzını bıçak açmıyor. Yalnız var ya, bence bu sessizlik pek hayra alamet değil. Evet, fırtına önce sessizlik olabilir. Deme, tövbe önünde duramayız. Allah'ım esirgesin. Murat'ı annesinin onu hayalleri için bırakıp gidecek kadar zalim bir kadın olduğunu söylemeyin. Ona öldüğümü söyleyin. Beni kötü bilmesin. Thank you.
Sana kahve yaptım. Açılırsın. Senden kahve isteyen mi oldu? Olmadı ama ben yaptım. İyi gelecek, iç bak. Demek iyi gelecek ha? Hayat, biz bütün gece ne konuştuk seninle? Ha? Ben yardım etmek istiyorum. İstemiyorum ama. Bravo. Bak, her şeyi mahvettiğin gibi bunu da mahvettin. Gördün mü? Mutlu musun şimdi? Hani hayat bir oyundu,
Oh. Aslı? Ha. Kızım işe gitmeyecek misin sen? Yok, ben bugün izinliyim. İyi, kalk kahvaltıya hazırlamama yardım et hadi. Ha. Emine. Baba! Ne oluyor sana baba? Gelin, ben hiç iyi değilim. Kalk bakayım. Degoş, ne oldu? Sabahtan beri nabzım hiç atmayı. Sonum geldi benim. Ölüyorum ben. Şimdi dedeciğim, nabız atmıyorsa zaten eks olmuşsun demektir. Oldum o dedondan, oldum. Sana yalan mı konuşacağım? Sana yalan borcum mu var? Asla kafanı. Oy. Aslı. Ha. Kızım, yavrum bir tansiyonuna baksan. Ha, tamam. Baba, aç bakayım gözünü babam. Aç bakayım, korkutma Allah'ını seversen bizi. Tövbe. Ay baba! Baba Aslı! Yetiş Aslı, yetiş! Günaydın. Kahvaltı hazırladım. Görebiliyorum hayat, kör değilim. Çay koyayım mı sana? Ben de çay almaya gidiyordum. Bir şey soracağım sana. Çok güzel bir gece geçirmişiz gibi bir de kahvaltı mı hazırladın bana? Bir şaka gibisin gerçekten. Hazırlamasın. Bu senin işin değil. Nasıl yani? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin hayat. Biz o bildiğin mutlu çiftlerden değiliz. Olmayacağız da. O yüzden boşuna hayal kurma artık. Tamam, söyle. Söyle, ben ne yapayım? Söyle, her şeyi yaparım. Söyle. İyi. Anlam için bir kere daha söylüyorum. Beynimi sil. Kalbindeki acıyı yok et. Yapabilir misin? Hiçbir şey olmamış gibi olsun istiyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Ama sevmek yetmiyor, bazen affetmiyor. Böyle yapamam ben. Mutlu, hiçbir şey olmamış gibi devam edemem. Zor mu geldi? Bence yapabilirsin. Ne de olsa rol yapmak konusunda iyisin. Anam açmıyor bu telefonu ya. Vallahi tansiyon da 12'ye 8 gayet normal. Ne oldu anlamadım ki ben. Ya Allah'ım ya Rabbi, ya Allah'ım ya Rabbi. Dağ gibi babam devrildi. Yataklara yapıştı, görüyor musun? Aslı, kız ne yapacağız kız biz? He?
Konuştursana şu sağlık bilgini Aslı. Ne bileyim, anlamadım ki ben. 112'yi arayalım o zaman. Oh hayat denilen kız. Başıma aynı bir telefon. Hay babam, geldin mi sen kendine? Gelmedim, çok hastayım ben. Onu bir daha ara. Aradım baba, aradım. Aradım da açmıyor telefonu ya da duymuyor kız. Sen şey onu boş ver de kalk bir hastaneye gidelim. Bir de ben, ha? Benim sorum geldi de biraz Zahil Hazretleri ile konuştuk. Onu çağır buraya. Bir an evvel çabucak gelsin buraya. Ona bir çift laf edeceğim, sonra gideceğim. Ne gülüyorsun Derya? Hiç. Öyle aklıma bir şey geldi de. Sizinle bir ilgisi yok. Aa, ama bu evde gülmek yasaktı değil mi? Derya, o parmağındaki ne? Anlamadım. Hemen çıkaracaksın o yüzüğü. Hiç hakkın yok o yüzüğü takmaya. Çıkar hemen. Ne oluyor burada? Annen parmağımdaki aile yadigarı yüzüğü görünce sinirlendi. Çıkarmamı istedi. Ne hakla takarsın dedi. Ben verdim anne. Sen ne yapacaktın peki? Ha? Hayat denen o kıza mı verecektin? Hayır. Ben öyle bir şey demedim. Sen şerefimizi beş paralık etmiş bir kadını savundun anne. Onu koruyup kolladın. Bu evde o yüzüğü hak eden bir tek kişi var. O da benim karım. Necat'ın söylediklerini. Duymadıysanız çok üzülürüm. Şeytansınız ha, şeytan. Ayıp oluyor ama Azime Hanım. Kalbimi kırıyorsunuz. Bu evde başımıza ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Bir düşünelim bakalım, haksız mıymış? Başka bir adama kaçan gelininizi yıllarca koruyup zavallı torununuzu bir yalana inandırmak şeytanın bile aklına gelmez. Meğer sizden öğreneceğim ne kadar çok şey varmış. Vallahi yanınızda çırak çıktım. Efendim Aslı. Alo Hayat kızım, niye açmıyorsun iki saattir telefonlarını? Uyuyordum.
Yani tamam anladık balayındasın da yani biz de acil bir durum olmasa rahatsız etmezdik. Ne oldu? Neden acil? Deduş biraz rahatsızlandı. Ne? Kahretsin ya benim yüzümden. Dur hemen öyle panikleme, o kadar paniklenecek bir şey yok. Biz evdeyiz. Sen acele et gel. Tamam tamam hemen geliyorum. Senin ne işin var burada? Taze damat. Şunu al. Ne yapacağım ben bunu? Benim eve götür, Hayat'a ver. Senin eve mi gideyim? Kerem ben Türkçe konuşmuyor muyum? Evime götür, Hayat'a ver diyorum işte. Tamam, sinirlenme götürürüm. Ya evet ama Murat Bey'in de imzalaması gereken bir sürü evrak var. No no no. Murat Bey'i bir süre rahatsız etmiyoruz. Çünkü daha dün evlendi adam. Kapiş? Evet. Murat Bey'i rahatsız etmiyoruz. Çünkü kendisi daha dün evlendi. Kapiş. Aa, Murat Bey? Senin ne işin var bu soğuk binada? Şu anda sıcacık yuvanda olman gerekmiyor mu? Hadi işleri boş veriyorsun, doğru karına gidiyorsun. Çağla, geçen yılki satışın istatistiklerini istemiştim. Hazır mı? Hazır Murat Bey. Almanlarla yapacağımız toplantının tutanakları. Hazır Murat Bey. Bir de imzalamanız gereken evraklar tamam, var. Tamam. Bugünün programıyla beraber hepsini odama getir. Başüstüne Murat Bey. Murat! Murat! Alamıyorum. Kokuyu alamıyorum. Oysa ben 1000 kilometreden alırım bu kokuyu. Allah'ım, dünyanın sonu mu geldi? Yoksa ben yeteneklerimi mi kaybediyorum? No, no, no. Böyle bir şey olamaz. Odaklan Tufan, odaklan. Şimdi anlaşıldı. Sistemde bir arıza var. Bu arıza nedir? Çabuk söyle Murat. Ne olabilir Tuval? Geceniz nasıl geçti? Mumları mı beğenmediniz? Çok mu klişe oldu? Bence işin başına dönmen lazım. Şömine mi eksikti? Sorry. Onu da bir günde kuramadım. Tuval şu anda tam olarak kırmızı çizgidesin. Evet. Hatta biraz da utandım. Gerçi kırmızı da bana çok yakışıyor. Canım dedem, ne oldu sana? Fenalık geçiriyor garip babam. Vah vah, bunca harekete kalbi dayanmadı herhalde. Gidici adam. Yazık, çok da iyi adamdı. Yok kızım yok. Merak etme sen. Nabzı tansiyon normal. Sadece biraz oksijensiz kalmış herhalde. Ondan oldu. Geldin mi küveçinim? İyi ettin de geldin. Oy. Bunları çıkar bu odadan. Bu boş kafalleri çıkar bu odadan. Senin ilan yalnız konuşmak istiyorum. Tamam hadi biz hastamızın başında kalabalık yapmayalım. Ne asi güvercin seni. İşte şimdi kapattım seni kafesine. Akıllanana kadar da buradan çıkmayacaksın. Otur buraya bakayım. Ah.
10 dakikadır çalıyorum, kapıyı açan yok. Ya, nasıl açan yok? Nasıl ne demek yok? Basbayağı yok. Annesinin evine mi gitmiştir acaba? Yok, oraya gidemez de. E ben ne yapayım? Tamam, sen bir şey yapma, gel. Ben ararım şimdi hayatı. Bay bay. Üzülüyorsun biliyorum ama inan bana, bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Kıvırdama. Seninki aray. Alo. Haşmet dede. Ben senin nerede deden oluyorum. Ben senin deden falan değilim. Hayatı verir misiniz telefona? Hayat mayat yok buraya. Hayat senin için bitti artık, söndü. Onu bir daha rahatsız etme. Hayat benim karım, nasıl aramam onu? O benim de canım, torunum. Artık ait olduğu yere geldi. Ait olduğu yeri buldu. Onu unutacaksın. Hayatı unutacağım, öyle mi? Alo. Alo. Baba. 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 Ya aç şu kapıyı ya. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Şşt. Açmayacağım. Gelin başımda. Karışmayın bana. Bildiğin kızın rehin aldı odada. Tuttu Laz da bari. Kız, bana bak. Bu yine Giresun'a gidelim diye tutturmasın sakın. Yok anam, yok. Bu benim babam var ya. Bir yemeği ikinci kez ısıtıp yemez. Kesin bunun aklında bir şey var. Kesin böyle başka bir şey var. Şşt. Şşt. Çağla, kızım Murat nerede? Acil bir işi çıktı. Birazdan burada olur. Hayır, ne acil işiymiş ben anlamadım ki. Bizi apar topar çağırdı buraya. Kendi ortada yok ya. Gelir birazdan. Bekleyelim biraz. Ya abimizi niye çağırdı ki şimdi? Babaanne, sen bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Bir diyeceği var herhalde. Madem bekleyeceğiz, o zaman sohbet edelim. Mesela bana şu mektup meselesini anlat. Doruk, sırası değil oğlum. Ya nasıl sırası değil baba? Hazır ikinizi bir arada yakalamışken anlatın şu meseleyi. Abimin annesi gerçekten yaşıyor mu? Ne bileyim ben. Babaanne, sen bir şey söylemeyecek misin? O kadının yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Bir gün öyle kaçıp gitti. Sonra bir daha haber alamadık. Ardından da o mektubu bıraktı. Şimdi nerededir, kim nedir, ne yapıyor hiç bilmiyoruz. Belki de yaşamıyordur bile. Vay be. Kaçıp giden kadını öldü diye gösterdiniz demek. Yani ben bile şok oldum. O yüzden abim nasıl bir tepki verirse haklı. Zevzeklik etme Doruk. Abinin yanında böyle konuştuğunu duymayacağım. Murat Bey'dir bu. Sana ne oluyor? Sen nereye ayaklanıyorsun? Dede, Murat beni almaya gelmiştir. İzin verirsen. Şişt, konuşma. Otur bakalım oraya. Otur. Aferin. Oraya otur. Gıkın da çıkmasın. Hayat nerede? Hayat odasında oğlum, dedesiyle. Niye buraya geldi peki? Şimdi dedeye şey olunca, ben de arayıp haber verince kız ne yapsın mecburen. Yazık. Biliyordum. Gelin hanım. Aslı kızım, kaybolun bakayım. Gelin, bu delikanlıyla konuşacaklarım var. Hayat. Hayat, buraya gelir misin? Hayat. Haşmet dede, ne yapıyorsun? Torunumu kurtarmaya çalışıyorum. Sebep? Anlatacağım sana. Sabırlı ol. Yürü. Akşam 8'de yemek için evde olacağım. Hazır olsun. Thank you.
Hadi kızım, hadi acele toplan. Hadi annem. Anne ne oluyor? Kızım durma. Hadi gidiyoruz, oyalanma. Anne iyi misin? Nereye gidiyoruz? Evladım bak, bak ben deli olacağım sonunda. Bak ne olur benim bünyem kaldırmıyor artık. Bak bu fırsat kaçırılır mı ha? Kaçalım, kurtulalım işte ha? Eyvah, gitti Gülgi de Emine teyze. Anneciğim unuttun mu? Ben artık evliyim. Ne olmuş evliysen? Herkes evli, ben de evliyim. Üstelik babanla evliyim. Hayda. Ne alaka şimdi Emine teyzem? Çok alaka, çok. Benim sorulara cevap vermeye takatim kalmadı. Tükendim ben. Daha babasına bir şey demedik. Bir düşünsene, bir seri aksiyon da orada var. Bak bir düşün. Bir hayal et çocuğum. Hayal et. Et bak. Kaçıyor musun, kaçmıyor musun? Evladım, güzel çocuğum. Bak, onu idare et, bunu idare et. Yoruldum, tükendi, içim tükendi. Bak, kaçalım, kaçalım böyle güzel ormanlara, dağlara, mis gibi havalara. Böyle sessiz, sakin, güzel bir yere gidelim. Orman diyor, dağ diyor. Hayat, Emine teyzenin beyni hata veriyor. Emine teyze! Emine teyze! Emine teyze! Ne olur kendine gel. Emine teyze! Kızım, kızım. Ne bağırıyorsun? Kendimdeyim ben. İyiyim. Fena mı planım? Yani böyle hayatı risk olmadan huzurla gül gibi kızımla yaşayıp gideceğiz işte. He? Anneciğim bir tek tek gelir misiniz ya? Ben ne yapacağımı şaşırdım. Biriniz hiçbir yere gitmeyeceksiniz diyor. Biriniz saat 8'de evde olacaksınız diyor. Sen diyorsun hadi kalk kaçalım gidelim. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Kaçabilirim ben artık ya. Bu da can değil mi? Bu da can. Niye geldik buraya? Bütün buraları kim indir biliyor musun? Biliyorum bizim. Yani dedem indi. Deden indi. Bütün bu arazide benim de dedenin de ikimizin de adım teri var. Kolay olmadı buraları almak öyle. Ben çalıştım, çabaladım, getirdim parayı dedenin avucuna koydum. O da kendi parasını kattı, öyle aldık buraları. Sonra İstanbul'un taşı toprağı altın oldu. Dedim ona ki satalım buraları. O zaman anlaşıldı ki deden tapuyu kendi üzerine yaptırmış. O mende bu dede. Benim dedem öyle bir şey yapmaz. Yalan söylüyorsunuz. Akıllı ol oğlum. Ben yalan konuşmuyorum. İstesin babaannene sor. O söylesin sana gerçek mi yalan mı? Saçmalıkları dinlemeyeceğim. Bir tane daha var istesen onu da dinleme. Sevduğumu da elimden aldı o dede. Aşkımı da elimden aldı. Nasıl yani? Babaannem mi? Tabii ya. Ama bunları sana ben para pul için anlatmayayım. Ben maldan mülkten çoktan geçmişim. Ama torunumdan vazgeçmem bak. Gözler beynin aynasıdır oğlum. Ve senin gözlerinden kafanın biraz karışık olduğunu okuyorum. Dediğin gibi olma, adam ol. Anladığım o ki bu hayat seni bırakmayacak. Ama sen onu bırakacaksın. Gözlerime iyi bak Haşmet dede. Her şeyi görüyormuşsun ya, bunu da gör. Hayatı benden alman için beni öldürmen lazım. Ezgisi duyuyorum. Buram buram Anadolu kokuyor ya. Aha! İşte kaynağı buldum. Biliyordum. Lahmacun kokusu bu. Duvar mı?
Kusura bakmayın Tuğrul Hanım, ben biliyorum normalde şirkette yani böyle... Bla bla bla. Hepsini unutabilirim ama bir şartla. Ne? Bari bir tane varsa. Ne varsa? Lahmacun. Olmaz mı Tuğrul Hanım, var tabii. Buyurun. Murat'ın misafirleri kuruttu beni ya, üzerine iyi gider. Ver 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 ver. O öksüz kalmış. Yetim düşmüş. Ağlıyor sweetheart. Soğan diyorum, soğan yok mu? Aa, olmaz mı Tuğrul Hanım, soğan var da ben hani burada kokmasın, şey olmasın diye. Ben de koyayım mı? Valla koyuyor. Doğru. Bak, hoppa yine. Hadi koy koy koy. Koy koy. Ya sen niye böyle şey yapıyorsun? Evet, onlardan da doldur. Ay, o gözüne mi karıştı? Gel gel. Çıkar. Ay. Hadi koy koy koy. Otur. Porselen gibi tenim var diye tipi kızlardan mı zannettin beni? Ama sen yine de fazla acıya bağlama tatlım. Bağlama derken? Mesela şunu duyar gibiyim. Orhan Baba'dan Kaderimin Oyunu. Mine Koşan'dan Dert Bende. Kübariye'den Vazgeçmem çalıyor. O kadar belli oluyor mu ya? Yani... Acılı lahmacun iyidir. Ona hiçbir lafım yok. Çakraları açar. Sen bu lahmacunları bitir. Ondan sonra bir yokla bakalım kalbinde ne var. Kalbe biri girmişse onun peşinden gitmek lazım. Gurur şeytanın oyunudur. Oyuna gelme. Sevdiğine sarıl. So amazing, I love it. Love it, it's the best. Yeah. Oh my God. İpek, ne haber? Berbat. Korkunç. Aldatılmış. Tabii. Siz aranızı düzelttiniz. İyisiniz, mutlusunuz. Peki biz ne olacağız? Ha Murat? Aşkımız bitti sizin yüzünüzden. Sakin ol. Ben şimdi Kerem'le konuşayım, tamam? Hayır, hayır. Konuşma. O şu an zaten çok meşgul. Beni düşünecek durumda değil beyefendi. Çoktan tarih olmuşuz da haberimiz yok. Aa. Daha ne kadar bekleyeceğiz bu çocuğu ya? Benim işim var, ben gidiyorum. Kusura bakmayın, geç kaldım ama önemli bir işim çıktı. Zaten senin her işin önemli, her işin acil be Murat. Apar topar evlenmenden belli. Ailene haber vermek zahmetine bile katlanmadın. Aile derken? Biz aile miyiz sizce? Ha? Beni daha fazla kandırmayalım birbirimizi. Neyse. Ben başka bir şey için çağırmıştım sizi ama daha önemli bir şey öğrendim. Haşmet Uzun'a olan borcumuz ödendi mi? Haşmet Uzun mu? Bu da nereden çıktı Murat? Ben de merak ediyorum baba. Babaanneme soracağız. Bizim kimseye borcumuz yok evladım. Emin misin babaanne? Ne yani? Yalancı torununun başımıza açtığı dertler yetmedi. Şimdi de dedesi bizden para sızdırmaya mı çalışıyor? Çete mi bunlar ya? Baba, kimsenin bizden para sızdırdığı falan yok.
babaanneme anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Doğrudur evladım. Dedenle birlikte çok çalışıp çabaladılar zamanında. Daha sonra deden onun hakkını verip ayrıldıklarını söyledi. Nasıl ya? Benim dedenin de amma geçmişi varmış. Peki bu borcun ödendiğine dair bir belge var mı? Yani sen nasıl emin oldun? Ben bir belge falan görmedim ama ona inandım. Çünkü... Böyle bir şeyin olma ihtimali var yani. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Daha neler öğreneceğim acaba? Evladım, geçmişi kurcalama artık istersen. Benim çabam senin mutluluğun için. Mutluluğun mu? Öyle mi mutlu olacağım ben? Ha? Sizin yalanlarınızın üzerine kurulmuş bir hayatla. Beni niye böyle yetiştirdiniz peki? Hı? Ne yaparsan yap, dürüst ol Murat. İlkelerin olsun Murat. Hak yeme Murat. Ben peki ne yapacağım şimdi? Verecek bir cevabınız var mı? Gerizekalı. Sen zaten niye kek yapıyorsun adama? Niye kek yapıyorsun sen adama ya? Gerizekalı İpek. Böyle kabarık kalırsın işte, kek gibi kalırsın böyle tek başına. Bir gülüşmeler, bir bakışmalar, göz göze bakmalar falan. Ah, o güzel gözlerin çıksın inşallah Kerem. Benden başka kimseye bakamay inşallah bir daha. Tövbe de kız. Beddua gelir sahibini bulur. Bulsun. Bulsun, sıkıntı yok. Ben de bakamayayım kimseye. Yanıyorum ben, yanıyorum. Ya acaba çok da şey yapmasam mı ya? Güzel arkadaşım, bak sağlığına falan bir şey olacak, Allah korusun. Hayır ya. Ben İpek, İpek. Ben sana kek yapmışım ya. Ben kek yapmışım, götürmüşüm. Tatlı tatlı konuşalım da mevzumuz tatlıya bağlansın diye düşünmüşüm ben. Ne görüyorum? Tuval. Bir bakışmalar, bir şeyler, bir cilveler, bir lahmacunlar sarıyorlar böyle. Marullar var, limon sıkıyorlar ona, bir de kahkaha atıyorlar üstüne. Nereden geliyor bu samimiyet? Nereden geliyor bu samimiyet ya? Sen bana bir kere verdin mi lahmacunu sarıp? Sen lahmacun sevmezsin ki İpek. Konumuz o değil şu an, konuya odaklan. Benim konu da ciddi yani. Benim konuma dönsek nasıl olur? Ha. Ay. Pardon ya. Canım arkadaşım. Nasıl geçti geceniz? Güzeldi. Nasıl güzeldi? Ne kadar güzeldi? Nerede güzeldi? Detay ver, detay, detay. İpek delirdin mi? Detay falan veremem. Ayrıca konumuz o değil. Murat'la dedemin arasında kaldım ben. Ay hakikaten ya, canım arkadaşım. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Hangisini seçeceksin? Tabii ki kocamı seçeceğim Aslı. Kim seçeceğim? Of, ben çok geciktim ya. Akşama gene olay var, yandık. Kerem, gel ben kullanacağım. Yana geç. Ben kullansaydım? Hayır, konuşacaklarımız var. Ne konuşacağız? İpek'i konuşacağız. Alo. Alo. Ne oldu? Anlamadım. Kapandı, numara da yok. Neyse, atla. Ay çöktü kaldı buraya böyle ha. Hakikat yani. Gitsene kızım dedeye görünmeden. Bak git diyecek yine odaya, göreceksin ha. Ben bir kere geçip gittim onu. Şimdi bekleyeceğim. İzin verecek bana. Ay. Hayat. Ne tarafa böyle yolculuk? Dede ben seni bekledim. Seni görmeden gitmek istemedim. İyi yaptın kızım, sağ ol. Evine gidiyorsun he? Evime? He tabii.
Git tabii. Bir tabii. Kadının yeri kocasının yanıdır. Baba. İyi misin sen? İyiyim. Çok şükür. Ne oldu? Murat'la konuşup hallettiniz yani. Konuştuk. Ben diyeceğimi dedim. O da dedi. Bakalım. Oh, Allah razı olsun dedeciğim ya. Beni dara sokmadın ya. Ay, çok mutluyum şu an. Hep böyle mutlu ol. Hep böyle mutlu kal. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Hayırlı yolculuklar. Ne bakıyorsunuz şirin karılar? Bir kahve yapın da içelim. Orta. Kardeşim. Geldik buraya. Konuşmuyorsun hiç. Ben mi? Murat, diyorum ki şu anda karınla göz göze yemek yiyor olman lazım. Ne yapıyorsun oğlum anne? Niye herkes bana bunu soruyor? Seni tanıyorlar da o yüzden. Hayatı bu kadar hızlı affedebileceğine kimse inanmadı. Oğlum hayatı seviyorum ben. Ama affetmek başka şey, unutmak başka şey. Neyse boş ver ya. Uzun hikaye. Ya bilmiyorum, belki de ben yanlışım yani. Sen aldırma bana. Bu arada ipeğin değerini bil. Git Barış oğlum, neyin adı bu? Biraz önce sen demedin mi? Affetmek başka şey, unutmak başka şey değil. Onu ben diyorum. Benim durumum farklı, senin durumun farklı. Bu nedir? Tahin helva, fıstıklı. Hayır, biz tatlı istememiştik. İçimizden geldi. Teşekkürler. Ne oldu oğlum? Fıstıklı helva işte, ikram etmiş adam. Yok ya, ondan değil. Küçükken annemle yerdik biz bunu. Çok severdim o zaman. O zamandan beri de hiç yememiştim. Anladın mı bir şey? Boş ver kardeşim, bak en sevdiğin tatlıymış, hadi ye. Halit abi, ne yapıyorsun sen? Ne abi? Sen ne abi? Haberi kaçırmak nereden çıktı şimdi? Ne demek bu? Ama ben ne yaptığımı biliyor musun sanki? Binduk bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah aşkına sen nereye gidersen git, beni uygun bir yerde indir. Keşke, ama indiremem. Ne demek indiremem ya? Senin bu deden yok mu bu deden? Dedeme ne olmuş? Ya biz iki kardeş, senin bu dedenden bir türlü paçayı kurtaramıyoruz da. Benim hanım doğum yaptı. Ben bebemi görmeye gidemedim Giresun'a, biliyor musun sen? Kesecekler, yokum diye kesemiyorlar. Beni bekliyorlar. Halit abi. Neyin kafasını yaşıyorsun? Kızım, sünnet diyorum, sünnet. Gel Hamit, git Halit. Kapıyı aç, indir beni Hamit. Hayatı kaçır Hamit. Allah'a sen, ben mafya mıyım hayat? Sen beni şimdi kaçırıyor musun? He. Deden mi dedi? Yoo, bana esti. Kim diyecek başka da?
Ya ben gariban basit bir minibüsçüyüm. Bu beni ne sanıyor anlamıyorum. Anlıyorum Halit abi, sen bayağı dolmuşsun. Hem de nasıl? Keşke yanımda kalıp sana destek olabilsem. Keşke. Abicim sen zahmet. Şuradan dön, hadi beni eve bırak. Yapamam diyorum kızım, yapamam. Yapsam olay olur ama yapamam. Kusura bakma ne olur. Azime Hanım çıkmış. Nereye gitti ki acaba bu saatte? Ya ne bileyim Derya Allah aşkına. Bekçisi miyim, koskoca kadın. Tamam canım, ne kızıyorsun? Kötü bir şey demedim ki. Nejat. Hı. Ben bu Haşmet denen adamı hiç sevmedim. E sevmek zorunda değilsin. Bu adamın derdi para bence. Para istiyor yani belli. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum Derya. Yani başımıza gelen her şey sanki onun planının bir parçasıymış gibi. Değil mi? Aynen öyle. Önce kızı yem olarak attı ailenin içine. Şimdi de kendisi paranın peşine düştü. Bak Nejat, bizim bir oğlumuz var. Öyle saf saf oturup beklemek olmaz. Senin bir şeyler yapman lazım. Ne yapabilirim ki? Murat'ın davranışları normal mi sence? Allah aşkına sen söyle. Ne anlamda? Çocuk dengesini kaybetti. Murat iyi değil. Bir durması, dinlenmesi lazım. Yani demek istiyorum ki Murat'ın işin başından uzaklaştırılması gerek. Yoksa ortada sarte marte kalmayacak benden söylemesi. Başım döndü yeter. Dönüp duruyoruz ya. Ya abi bak dur diyorum ben, ciddiyim. Bak açarım kapıyı. Atlarım, kafa üstü çakılırım. Bizden azabından gidersin. Yapamam diyorum. Kızım anlasana, yapamam. Haşmet deden beni mahveder. Tabak oyar gibi oyar da. Tamam Halit abi. Son sözü atlayacağım da ben inanmadım dersin. Dur. Dur dur yapma. Tamam sakin ol. Yere götüreceğim seni. Kapat kapıyı da. Tamam ama dur. Önce bir yere uğramamız lazım. Hani eve gideceğim? Tamam gideceğiz. Bir işi var, onu halledeyim gideceğiz. Geç kaldın. Yok geç kalmadım. Yemeğin de hazır. Bakmasın öyle. Yardım et Halit abi. Bunlar ne böyle dışarıdan yemek mi aldın?
Ben mi hazırlayacaktım? Sen sabah dediğini unuttun galiba. Bu benim işim değil. Hadi ellerini yıka da geç otur. Sen ye. Unutmuşum, benim bir randevum vardı. Ne randevusu, kiminle? Bunu sormak da senin işin değil. Benim işim değilmiş. Ya koşu koşu getirttin beni eve, sen nereye? Geri geleceğini biliyordum. Tamam, söyle. Bu ne? Elin için. Eczacı nasıl kullanman gerektiğini yazdı üstüne. Buyurun efendim, istediğiniz gibi şekersiz. Sağ ol kızım, eline sağlık. Bana da mı yaptın? Götür onu. Böyle yüreğinde bir çarpıntı var. Belki kahvedendir. Bir isteğiniz olursa ben mutfaktayım. Tamam kızım. Gitmene gerek yoktu. Keşke bana söyleseydin. Ben bulurdum o parayı. Dürdüm para olsaydı ben alırdım. Hatta... Söyle, söyle. Çekinme. Senin o galleş kocanın canını da alırdım. Almadıysak senin... Almadık işte, uzatma. Şimdi böyle susmanın zamanı değil. Bak sana ne diyeceğim Azime Hanım. Ben bu çocukların mutlu olacaklarına inanmıyorum. Çocuklar birbirini seviyor Haşmet Bey. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Biliyorum da. Düşman ailelerin çocuklarının aşkları mutlu bitmez. Onu da biliyorum. Sen kendi kinin yüzünden bu kadar uğraşıyorsun bu çocuklarla. Hayat Murat hep bahane. Senin derdin benimle. Ama ben de Azime'ysem eğer, o çocukları ayırmana izin vermeyeceğim. Bunu da böyle kafanın bir köşesine yaz. Havaya bak, havaya. Ben de Haşmet'sem ayıracağım lan. Sen de bunu kafanın bir köşesine yaz. Tamam. Kızı dediğim yere götürdün mü? Götürmedim Haşmet dedi. Niye götürmedin ki? Şey oldu. Dakikaveriyorsun lan, söyleyeceğimi söyle. Önce kaybolduk, sonra... Sonra ne oldu ula? Sonra kız kayboldu. Şimdi yanında değil mi? Değil, kocasına kaçtı. Sen ne diyorsun ula? Dangalak oğlu dangalak. Sana işi veren de dangalak. Ha senin hamuruna... Tövbe, tövbe. İsteğiniz var mı?
Yok, teşekkür ederim, çıkabilirsin. Peki Murat Bey, iyi çalışmalar. Kızıyla yaparsın düğün. Her halinde güzelsin be. Geldi, geldi. Anlayacak beklediğimi. Hayat. Ne oldu? İyi misin? Düştüm ben de senin gibi. Kalk. Bir şey beceremiyorum. Yok, bırak. Ben kendim kalkarım. Sana ilaç aldım. Niye sürmüyorsun? Sana ne? Düzgün konuş benimle. Neden? Kocanım ben seni. Ver elini. Düzgün söyle. Hayat. Yok, istemiyorum, bırak. Kendini böyle affettireceğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun. Başaramayacaksın. Ne yaparsan yap, pes etmeyeceğim. Beni affedeceksin. Thank you.
küçük hanım. Sen bana küçük hanım mı dedin? Nice, tuttum bunu. Bana hemen iki tane soda getir lütfen. İçine bir dilim limon atıyorsun. Hurry up. Hemen. İki soda istedim çünkü öğlen soğanı biraz fazla kaçırdım. Tuvalcim, soğan mı yedin? Yes, soğan yedim. Ama şu an benim yediğim soğanları konuşmak için gelmedik buraya. Konu Murat. Ne olmuş abime? Ben de onu soruyorum. Ne oldu abine? Evlendi, mutluluktan ayakları havada olması lazım ama buz gibi geziyor ortalıkta. Yani annesinin mektup olayını atlatamadı tabii. Ne mektubu? Annesinin mektubu derken kastın nedir? Dökül. Ya Tuval bak, bu abimin özeli. Anlatmasam daha iyi olur. Bu konu şu an kamusallaştı. Anlat, dinliyorum. Abimin annesi ölmemiş. What? Oğluma benim öldüğümü söyleyin diye de mektup bırakmış babaanneme. Oh my gosh. Murat'ın bütün sinir uçları iflas etmiştir ya. Aynen. Baştan anlatıyorsun, detayları da istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Burası yatak odası değil mi? Yani burada mı yatacaksın? Evet. Tek başıma korkuyorum burada yatmaktan. İyi. Ben başka yerde yatarım. İyi. Güle güle. İnşallah uyuyamazsın. Kaçıyorsun, kocandan mı utanıyorsun? Hı? Kendini affettirmeye mi geldin yoksa? Yok, ben sadece... Ha. Ha, sen şey diyorsun hani, beraber diyorsun. Saçmalama ya, bırak beni. Aklını okuyabiliyorum hayat. Efendim canım? Ha, duştaydım, evet, duymadım.
Kahvaltı mı? Olur. Ben gelip seni elden alayım o zaman. Kimle konuşuyorsun sen? Bayan müsait girebilirsin. Yok, uykum var benim zaten çok. Buyurun ben hemen şimdi buraya. Hemen iniyorum. Ama sen öyle bakınca benim şimdi uykum kaçtı. Ben şey yapayım, ben ne yapayım biliyor musun? Ben kahvaltı hazırlayayım. Ama tabii ki sana değil. Kendim hazırlayayım. Ben kendim kahvaltı hazırlayayım. Şey ben telefonu unutmuşum. Oh, çok pardon. Aa, bu ne? Azim Hanım. Ver şunu. Niye kızıyorsun ki? Kızmadım. Sadece bana her şeye dokunmasından hoşlanmam. Tamam, dokunmam. Bu arada hazırlan, şirkete gidiyoruz. Şirket mi? Çözemediğim bir dava ile karşı karşıyayım. Benim burada tüm sorularım cevapsız kalırken Leyla Yılmaz da bir yerlerde özgürce dolaşıyor. Ya kadının hakkında tek bir satır yok ya. Sanki hiç yaşamamış gibi. Pes ya pes. De ismini değiştirdi. Ne oluyor? Neden herkes burada? Sabret, öğreneceksin. Bebe, hoş geldin. Hoş geldim da hiç hoş bulmadım. Her şey daha hoş. Kızmasana dedeciğim, ben neden geldiğini merak ettim. Ben de bilmiyorum ki neden geldim. Bana niye soruyorsun? Boşana, boşana. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah efendim, rica ediyorum. Hadi hadi, bırak da tavayı. Ne söyleyeceksen söyle de gidelim. İşimiz var. Söyleyeceğim, merak etmeyin. Buyurun şöyle. Girmediğim arama motoru kaldı mı acaba? Yelpazeyi daha ne kadar genişletebilirim ki? Her yere baktım. Kadın resmen sıra kalem basmış ya. Acil büyük konsey toplantısı mı? Ben de bilmiyorum, anlamadım ki. Toplantıda ne konuşulacak ki? Ay, ben böyle karanlık işleri hiç kaldıramıyorum. İş birliğimizi unutmadın değil mi? Öğrendiğin gibi anlatıyorsun. Tamam, anlatırım, merak etme. Ay, biri koklayayım.
sende de yok. Kokuyu alamıyorum. Ya bu gençlerin tutkusu nereye gitti ya? Git. Fazla zamanınızı almayacağım. O yüzden direkt konuya giriyorum. Biz sarsılmaz olarak kimseye borcumuz kalsın istemeyiz. Öğrendim ki dedemin size borcu varmış. Ve ben borcu ödemeye karar verdim. Bunun için mi dizdin bizi böyle sebilhane bardağı gibi? Ben sana parayla pulla işim yok demiştim. Anlamadın mı? Bunu yapmak zorundayım. İster alın ister bir yere iyi edin. Olmaz öyle şey, kabul etmiyorum. Boşa konuşuyorsun. Karşınızdakini bir dinleseniz Haşmet Bey. Hemen öyle celallenmeseniz. Efendim bunu siz için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Geceleri rahat uyuyabilmek için. Ödenecek miktarı neye göre belirleyeceksin Murat? O işlemler halledildi bile. Haşmet Bey de sahtedeki herkes gibi eşit isteğe sahip olacak. İstediğiniz belgeler Murat Bey. Teşekkürler canım. Ben hissem hisse istemiyorum. Ben de borçlu kalmak istemiyorum ama. İnat etmeyi bıraksanız Haşmet Bey, torunum haklı. Lütfen bu teklifi kabul edin. Belki şöyle bir öneriyle Haşmet Bey'i ikna edebiliriz Murat'cığım. Hisseleri Hayat'a, gelinimize verelim. Böylece sorun ortadan kalkmış olur. Ne hissesi? Bir dakika ya, ne diyorsun bu ses? Dede? İpek. Efendim. Ya lütfen söyler misin sabahın köründe niye geldik buraya? Çünkü ben burada çok iyi düşünüyorum. Beynim çok iyi çalışıyor. Peki hangi konu hakkında konuşmaya geldik? Hiç. Düşünmeye geldik buraya. Tamam. O zaman söyle bakalım, dinliyorum. Kerem'le Tuval. Şirkette nasıllar? Çok zor bir soru mu sordum? Anlatsana biraz, ne var? Efendim Aslı? Nerede miyim? Şirkete gidiyorum. Yürüyorum hatta şu anda. Ya öyle mi? Yalnız mısın? Yalnızım. Soru mu şimdi bu? Oğlanla. Ne güzelmiş. Arkadaşım. Vakit bulursan ara beni. Ararım canım arkadaşım. Tabii zaten akşama görüşürüz. Hadi bay bay. Niye yalan söyletiyorsun kıza ya? Ayıp değil mi? Sıkıldım çünkü. Neden? Bu kanka muhabbetinden. Ya İpek sence de çok uzatmıyor muyuz? Neyi? Ya hoşlandığın birinin sana kanka demesi hoşuna gider mi? Hoşlandığın birinin. Hatta daha da fazlası. Ya İpek. Ben bu kıza çok aşığım. Wow. Hayır olsun. Geçmiş hesapları da kapattığımıza göre çocukları artık rahat bırakırsınız Haşmet Bey. Benim hesaplarımda paradan başka hesaplar da vardır Azime Hanım. Ama siz bunu hiçbir zaman anlayamadınız. Benim yarım akıllı torunum da anlayamadı ama bir gün anlayacak. Haşmet Bey. Bu çocuklar birbirini seviyor.
Azime Hanım Allah rızası için bir susun da kalbinizi kıracağım. Kulağını yaşta beni iyi dinle delikanlı. Bir zaman gelir de Hayat Bağ'a gelip onu çok üzdüğünü söylerse bil ki ben daha seni üzerim. Çok hayırdır, ne oldu? Ne? Nasıl olur? Nejat! Haberim yok de bana. Neden? Bravo Nejat ya, bravo sana, bravo. İyi uykular. Ya dur bir bağırma, ne olduğunu anlat. Ne olacak? Annen olacak o kadınla oğlun. O sahtekar kızı şirkete ortak etmişler. Hem de bir zahmet edip seni adam yerine koyup sormadan. Şimdi sana sorabilir miyim Nejat? Sen nasıl bir adamsın ya? Sen ne biçim bir babasın? Susarsın tabii. Susma Nejat. Annen ve oğlun benim oğlumun hakkını çaldılar. Bir şey yapacak mısın, yapmayacak mısın? Tamam. Anladım. Sen korkuyorsun. Korkaksın sen. O zaman dünyayı onların başına ben yıkarım. Ne oluyor size? Çabuk anlat bebeğim. Ha, şirketten hisse verdiler bana. Konumuz buymuş yani. Onu demiyorum. Ben o konuyu çoktan öğrendim. Benim konum aşk. Her zaman aşk. Ah Minel, aşk. Murat'la aranızdaki connection'ı soruyorum. Hiçbir şey hissedemiyorum. Anlamadım Tuğalyan Hanım. Aranızda tutku yok. Ateşler yanmıyor. Havai fişekler patlamıyor. Anlat bana ne oluyor? Doktor Tuval baksın çaresine. Yok canım. Nereden çıkarıyorsunuz yok öyle bir şey? Biz gayet iyiyiz. Her şey yolunda yani. Aha, aha. Bana masal anlatma. Geç onu tatlım. Kaçmaz benden. Bağlantıda bir engel, bir parazit var. Apaçık ortada yani. Annesiyle alakası olmasın. Annesi mi? Annesi mi dedi? Şey, Derya diyecektim. Kafam biraz dolu. Gel. Başka bir isteğiniz var mı Murat Bey? Çıkabilirsin Çağla. Evet. Geri al bunu Murat. Ben istemiyorum. Dedemin yanında bir şey söyleyemedim. Ben sadece işimi geri istiyorum. İyi de sana bir şey istiyor musun diye soran olmadı ki. Yani ben sadece borcumu ödedim. Üzerine alınmana gerek yok. Anlayacağın sana bir paye vermiyorum. O yüzden bu saçma sapan fikirlere kapılmana da gerek yok. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin yaptığını. İşte sen bana her seferinde böyle yapıyorsun. Suratıma çarpıyorsun laflarınla. Sonra topluyorsun, sonra tekrar çarpıyorsun. Yeter artık. Bana bir hiçbir şey gibi davranamazsın. Beni itip kakamazsın. Çok
güzel bir gösteriydi. Bravo. Tebrik ederim. Tamam. Tamam Murat Sarsılmaz. Savaşmak mı istiyorsun? Ben varım. Hadi savaşalım. Ama söyleyeyim, bundan sen zararlı çıkarsın. Yaz bir kenara. Göreceğiz. Allah. Aslı. Ne oldu bu kıza böyle? Geldiğinden beri temizlik yapıyor. Bir de hastaneden dezenfektan ne getirmiş? Durmadan her yere onu sıkıyor. Hastanede kesin biri bir şey demiştir ona. Ha, bilmiyorum ama durumu çok fena. Hatta çok çok fena. Dur dur. Ben şimdi bunun derdi neymiş öğrenirim. İyi, ne haliniz varsa görün. Gel seninle biraz konuşalım, şurada otur. Ben de seni bekliyordum. Geldim işte. Ne o yüzüme gözüme sıktın? Dezenfektan. Bütün mikropları öldürüyor. O yüzden belki de fazla ömrün kalmamıştır. Hı? Bak hala sıkıyor ya, Allah Allah. Evet biliyorsun ben zaten işimi yarım bırakmayı sevmem. Hı? Niye bana öyle bakıyorsun aslında? Alo. Vedat Bey, merhabalar. Hani sizden geçen gün durdurulmasını rica ettiğim bir haber vardı ya. Evet. Şimdi onu bir şeyler daha ekleyip öyle yayınlamanızı istiyorum. Bomba haberdi zaten. Bu sahtekar gelin hikayeler hep çok satar. Dinliyorum sizi hanımefendi. Şimdi haberi şöyle değiştireceğiz. O sahtekar kızın bütün ailesi, hatta dedesi bile bu dolandırıcılığın içindeymiş. Ciddi misiniz? Benimle kafa bulmuyorsunuz değil mi? Bekleme. Gecikebilirim. Karıcığım. Benimle aynı masaya oturmaya hala razı ederim. Oha! Sen böyle mi gideceksin? Bu ne demek şimdi? Parfüm de sıkmamışsın. Resmen yıkanmışsın. Nereye gidiyorsun sen? Sen niye böyle sorular soruyorsun ki bana şu anda? Sana ne bunu? Bana ne, öyle mi? Evet. İyi o zaman ben de giderim. Pardon pardon, nereye gideceksin? Bilmem. Gezerim. İstanbul gecelerine akarım. Felekten bir gece çalarım. Hiçbir yere gidemezsin sen, hadi bir git. Gidersem ne olur? Bana bak hayat. Seni bir kere uyaracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam mı? Uslu uslu oturuyorsun burada. Saçma sapan fikirlere kapılma.
Sakın bana misilleme yapayım falan da deme ha. Hele bir gitmiş. Bak hayat, saçma sapan fikirleri kapılma. Uslu uslu dur. Amcam ben ya. Ne yapıyorsun orada? Kazağımı arıyorum. Dağıtmışsın her yerini. Dağıtmışsın, kim toplayacak bunları? Toplarız ya, ne var? Ha, toplarsın, çok toplarsın. Daha önce topladıkların gibi çok gördük topladığını. Aslı, bugün senin neyin var? Kafana bir şey mi düştü? Hadi çek kafama, verin be. Bıktım diyorum senin dağıtıklığından, anlıyor musun? Bıktım. Ne bu sinir? Ne bu sinir? Sinirli olması gereken benim burada. Farkındaysan aşk acısı çekiyorum. Çok belli aşk acısı çekti. Çok belli ediyorsun maşallah. Ne oluyor be? Ne oluyor sana? Sen derdin de bir söylesene bana. Başkalarının sevdiğinin peşini bırakacaksın kızım. Ne oluyor ya? Ben kimin sevdiğinin peşine düşmüşüm? Sen beni böyle saf bir şey falan zannettin herhalde. Ben her şeyi gördüm. Aslı bana bak. Saçmalamayı kes. Vallahi bir daha uyarmama. O eli indir. İndir o eli. İndirmiyorum. Şu eli indir. O eli indir. İndirmiyorum. İndirmiyorum. Ne olacak ya indirmezsem? Kızım var ya, ben senin ağzını yırtarım ha. Senin saçını mı ışınıyorlar? Allah Allah! Allah! Halil, bizim eve gideceksin. Benim yatak odası da sedir sandığı açacaksın. Onun içine böyle bohçaya sarılmış emanet var. O emaneti bana getiriyorsun. Neye korkuyorsun sağ ol? Ne diyorsam onu yap. Nasıl girersen gir, ister çilingir tut, aç kapıyı gir, ister balkondan gir. Orası sana kalmış. Dediğimi yap yeter. Hadi. Ne bakıyorsun? Niye istedin emaneti bana? Ne lazım sana emanet? Elinden bir kaza maza çıkar maazallah ya. Çıksın diye istedim. Baba sen ne diyorsun? Allah aşkına bu yaştan sonra hapislerde mi çürüyeceksin? Allah korusun. Amine, karışma işime. Ne oluyor işte, dayanır mı bir bakana sonra Amine? Bu ne? Aa, evde telefon var. Siz ihtiyaç mı? Alo. Murat Sarsılmaz'ın evi mi? Evet. Murat Sarsılmaz'ın evi. Ben de karısıyım. Siz kimsiniz? Aa, kapattı. Bu ne ya? Bu saatte kadınlar niye arıyor ki bu evi? Evli bu adam, evli. Teşekkürler. Abi, sen böyle burada çay içmek için biraz fazla şık olmamış mısın? Yok, her zaman geldim. anlat bakalım. Niye çağırdın beni böyle apar topar? Ne konuşacaksın benimle? Bir şey konuşmayacağım. Yani iki kardeş laflar izledim. Seni çağırmak için nedene mi ihtiyacım var? Tabii ki de yok canım. Ne zaman istersen gelirim, biliyorsun. Bak, evde bir sorun falan varsa... Sorun olacak oğlum, her şey gayet yolunda. Yani ne bileyim, dün de Kerem'deymişsin mesela. Evde karınlı olman gerekmiyor mu? Yeni evli adamsın sonuçta. Bir şey diyeceğim, ne bu şimdi? Ben sorguya mı çekiliyorum? Ha? Ne bu? Ne yani, evlendik diye arkadaşımızı, kardeşimizi boşayacak değiliz ya. Abi bak, eğer hayatla yolunda gitmeyen bir şey varsa konuşalım. Oğlum, hayatla her şey yolunda. Hatta şu anda evde oturmuş uslu uslu filmini izliyor.
herkes kafasına estiği gibi yaşıyor. Ben de yaşarım. Hele bir gitmiş. Gidiyorum işte. Ne yapacaksın? Ya abi kaç saat daha oturacağız böyle? Ne güzel vakit geçiyor işte. Ya vakit geçireceksek bizim çocukların yanına gidelim. Nereye? Bara? Evet. Hem daha güzel vakit geçiririz. Ya bak bu kadar olur Mert arıyor. Biz de tam senden bahsediyorduk bro. Mekanda mısınız hala? Ne diyorsun ya? Ne haberi oğlum? Tamam bana o haberin linkini atsana hemen. Hadi acil. Selam. Selam. Ne alırsınız? Sert bir şey olsun. Böyle... Hay hay. Yarın göreceğim ben. Nasıl bir kızı gelin aldığınızı herkes görecek. Bir de hisse vermişler kıza ya, delireceğim. Abicim bak birazcık yavaş mı gitsek kaza falan yapacak. Kim böyle bir haber yapmaya cesaret edebilir ya? Ya ama yapmışlar değil mi? Kim yapar, nasıl yapar ya? Ya bu haberi öğren de ben Hayat'ın dedesine ne diyeceğim? He? Adam bu haberi görünce ben yatmam sanacak, delirecek ya. O Murat Sarsılmaz var ya, bana yaptıkların hepsini ödeyecek. Allah'ın mercisi, taş yürekli. Vicdansızlık abidesi, zalim. Zalim. Ben biliyorum. Benden intikam alıyor. Canımı acıtacağını zannediyor. Acıtıyor. Acıtıyor. Benim kalbim düşüyorsun. Çok acıtıyor. Böyle kalbimi böyle böcekler ısırıyor gibi oluyor. Çok acıtıyor be abi. Abi mi? Tamam. Tamam, ben yalan söylemiş olabilirim. Söyledim. Söylemedim değil. Ama sen söylesene. Bu kadar da fazla değil mi? Haklısın abicim. Ama bu kadarı sana da fazla. Sen daha fazla içme bence. Bak, sen de bana hak verdin. Sen de hak verdin. Hop 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 hop. Sen arama abicim. Söyle bana kim aranacaksa ben arayayım. Hayat'ı ara hemen. Enişte arıyor galiba. Evet. Zalim arıyor. Zalimlerin zalimi Murat Sarsılmaz. Aç istersen. Tabii ki. Kapatacağım. Meşgule attı. Ya inat yapacak zaman mı şimdi Hayat ya? Bir daha ara. Ya benim içkim vardı. Sen içkimi al. Versene sen onu bana. Oo. Çok güzel bir tane daha versene. Bu son yalnız. Bundan sonra kapatıyoruz. Tamam mı abi? Yüzüğümü de geri vermedim. Kolyemi de. Bak. Açsan iyi olur.
arıyor. Neden arıyor? Çünkü o aradı. Ben açmadım. Ego yapıyor. Çünkü o Murat Sarsılmaz. Gurur yuma, ego alıtı. Dünyanın en önemlisi o çünkü. Açsan iyi olur. Açmayacağım. Arayan açana kadar arayacak. Ben yine açmayacağım. Biraz da sen üzül. Biraz da sen ağla Murat Efendi. Taksi çağırayım mı? Senin artık eve gitmen lazım. Orası ev değil. Orası cehennem. Burası çok güzel. Ben burada mutluyum. Sen ya. Doruk'la beni nasıl yakıştırıyorsun? Yalan yok sende. Niye yalan söylüyorsun o zaman? Ne yapayım? O dedi. Söyleme yanında olduğum dedi. Doruk mu dedi? Doruk mu senden hoşlanıyormuş? Söyle. Ha, Doruk benden hoşlanıyormuş. Aşıkmış bana. Yok lütfen şu anda söyler misin? Şu anda kaldırabilirim çünkü ben bunu. Söyler misin lütfen? Söylemiyorum. Sen benim saçımı başımı yoldun. Kal öyle çatla meraktan, söylemiyorum. Ya söylesene o zaman. Niye hissediyorsun? Kimden hoşlanıyormuş? Ne dedi sana? Kimden hoşlanıyorum dedi. Söyle açıkça. Ben şu anda bunu duymak istiyorum. Söyler misin lütfen ya? Senden hoşlanıyormuş. Allah'ın salağı. Kimden hoşlanacak? Hoşlandığım kızla kanka muhabbeti yapmaktan sıkıldım dedi. Doruk dedi bunu. Tam olarak ne söyledi? Kendi mi söyledi? Ne söyledi? Ne söyledi? Hangi kelimeleri kullandı? Böyle mi söyledi? Ne şekilde söyledi? Söyle, anlat. Ayrıntı ver bana, söyle. Çok mu seviyormuş? Ay. Hoşlandığım kıza kanka kanka demekten sıkıldım dedi. Bezdim dedi. Kapış? Ya saçma! Ya söylüyorsun. Nasıl söyledi, nasıl söyledi? Bir daha anlat. Ne dedi, ne dedi? Anlatsana kızım, ne dedi? Dur. Telefon çalıyor. Enişte arıyor, dur. Niye ki? Alo. İpek Hayat yanınızda mı? Yo, burada değil. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Siz evde misiniz? Evdeyiz, nerede olacağız ki? Sen niye Hayat'ı soruyorsun? Hayat senin yanında değil mi evde? Ya yok, bir işim çıkmıştı, çıktım ben evden. Dur, Hayat arıyor altta, ben döneceğim size. Alo Hayat, neredesin sen? Delirecek misin beni? Alo. Sen kimsin? Ben X Bar'dan arıyorum, Bora. Bar'dan mı arıyorsun? Ya Murat abiydi değil mi? Eşiniz burada da, gelip alabilir misiniz? Ya niye arıyorsun sen o zebaniyi? Kapat, gitmiyorum ben. Hayat, telefonu ver hemen. Veremem. Yüzüne kapat, yüzüne. Üzülsün. Nasıl veremezsin? Karım ver telefona. Çattık ya. Ya abi siz karı koca bir acayipsiniz. Konuşacak halde değil zaten. Konum atayım ben. Siz gelin alın karınızı. Tamam. Ah Hayat, ah Hayat, ah Hayat. Ne? Hani çocuğu? Biz kanka değiliz de hadi. Ya... Ya bilmiyorum ki. Yani biraz daha böyle... Ağırdan mı alsam diyorum? Ha? Hayır yok öyle bir şey ya. Ya Hero ya Mero. Bir avazda söyle işte. Ya ben çok utanabilirim şu anda. Bak Aslı. Çocuk gideceğim. Çünkü kanka olmak istemiyor. Artık bu şekilde görüşemezsiniz. Ömür boyu da seni bekleyecek değil yani. Buluverir vallahi birini. Okey, ben arıyorum o zaman. Alo Doruk. Efendim Aslı. Biz artık kanka falan değiliz.
Bak Aslı'cığım, bu haberin benimle bir ilgisi yok. Hem bu kadar sert çıkmasan. Neyin sert çıkmasam? Ne haberi? Ya abimle hayat yine gazetede. Ne gazetesi ya? Gazete diyor, bir şey diyor. Ne gazetesi? Hem bu seferki çok fena. Ya hem sizin oralar hem bizim buralar fena halde karışacak. Dur, sen ne diyorsun? Ben hiç anlamıyorum ki şu anda seni. Ne haberi? Ya Aslı, aç bak işte interneti. Haşmet'te de hayat falan hepsi var. Dur tamam. Dede ve torununun büyük oyunu. Ailecek dolandırdılar. Bu ne ya? Ben geldim. Hadi kalkıyoruz. Hayat. Pardon. Siz kimsiniz? Hayatcığım, hadi bak, oynanacak vakit yok. Gidiyoruz. Kalk. Hayat. Sarsılmaz. Hayat sarsılmaz diyeceksin. İşte abicim. Egoyu mazalim bu. Merhaba Murat abi. Merhaba abi. Bana bak, sen abuk subuk insanlara bizi mi anlatıyorsun, hı? Anlattım, evet. Bana neler yaptığını, beni nasıl kırdığını anlattım. İşte tamam, bu bizim özelimiz zaten. Bizim özelimiz mi var? Ben hiç farkında değilim. Tamam, şov bitti. Gidiyoruz artık, hadi. Sen bana karışamazsın. Ben gelmiyorum. Artık gelmeyeceğim de. Hayat. Abicim bir tane daha verir misin? Hayat. Bana bak, sabrımı taşırma. Gidiyoruz. Hı. Kalk. Yürü. Sen kimsin bana emir veriyorsun? Kocanım kızım ben senin. Kocan. Artık benim istediğim olacak. Sen buradan gidiyorsun. Ben gelmiyorum. Hayat. Yeter. Hadi. Of. Ama abi bana yolluk verecekti o. Oo, dünya. Hop 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 hop. Hiç demedim ben. Şu haline bak. Utanmıyor musun hiç? Halletmemiz gereken başka şeyler var. İlk önce seni ayıldım. Tamam.
Çok kötü oldu ya İpek. Ne yapsak, Emine teyzeyi mi uyandırsak? Saçmalama ya. Niye yüreğini kaldıracaksın bu saatte kadının? Zaten yarın görecekler. Bu nasıl rezil bir haber ya? Yok varoşların yükselişi. Yok dedenin büyük planı. Ne biçim insan bunlar? Var ya, Haşmet dedenin bunu kesinlikle görmemesi gerekiyor. Adam vallahi dikilir gider. Görmesini engellememiz lazım. Niye değilsiniz kızla? Yanım ne görmemem lazım? Şunda ne pismiş hayat ya. İnsanlar nasıl böyle şeyler düşünebilirler? Nasıl böyle şeyler söyleyebilirler? Nasıl böyle şeyler yazabilirler Allah'ım? Dede torunun soygun planı. Bize dolandırıcı değil. Dolandırıcı değil bize ya. Dolandırıcı değil bize. Dolandırıcı. Oy. Dede. Haşmet dedem, dede. Soygun. Dedem, Haşmet dede, dede. Alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere, boşa küre.
çek çek hep aynı. Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içmesin. Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Hani hayat.